Efendim şimdi yarışmacımız Emre Aygün. Hoş geldin Emre Aygün. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Sizler iyisiniz. Sağ olun. Ne iş yapıyorsun? Nereye girdin? Ege Üniversitesi'nde Orta Çağ Tarihi bölümünde doktora yapıyorum. Ondan önce tarih öğretmenliği bölümünü bitirmiştim. Tarihi seviyorsun. Orta Çağ sen mi seçtin o dönemi? Yok, yani aslında biraz daha eski zamanlardaydı da benim yüksek lisansım. Daha sonra bölüm açmadığı için Orta Çağ'a geçmek zorunda kaldım ama konum aynı. Aynı konu, evet. Tarihe bir merakım var. Evet, evet. Güzel bir şey. Evet, biraz zorlu tabii ama güzel. Güzel. Hep araştırmaya yönelik. Evet, tabii yani çok okumak ve biraz hafızanın da iyi olması gerekiyor, evet. Devam et, tanıyalım daha. İzmir'de oturuyorum, İzmir'den geliyorum yarışmaya. Kendim başvurdum, zaten yıllardır izliyoruz. Bir anda çıktı ve bir anda geldik, yani ne olduğunu biz de anlamadık. Hoş geldin. Kimlerle geldin? Arkadaşımla geldim. Muhammed. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Muhammed Tiryaki. Emre Hocam'ın 7 yıllık arkadaşıyım. İstanbul'da oturuyorum. Gümrük memuruyum. Başarılar dilerim. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Hazır mısın Emre? Hazırız. Yarışma başlıyor. İlk sorumuzu hemen soruyorum Emre Aygün. Akılsız başın cezasını hangisinin çektiği söylenir? A. Omuzların, B. Ayakların, C. Yüreğin, D. Midenin. B. Ayakların, son karar. İkinci soru. Denizin çivi gibi olduğu söyleniyorsa suyun hangi özelliğinden bahsediliyor? A. Derinlik, B. Berraklık, C. Soğukluk, D. Sıcaklık. C. Soğukluk, son kararı. İlk baraj geçildi. 1.000 lira kazandın sevgili Emre. Üçüncü soru geliyor. Jonglörler özellikle hangi spora ait bir malzemeyi gösteri amaçlı olarak kullanırlar? A. Golf, B. Bowling, C. Bilardo, D. Dart. B. Bowling, son karar. Dördüncü sorumuz. İnsanlar görünüşleri benzediği için taze soğanı genellikle hangisinin tazesiyle karıştırırlar? A. Dereotu, B. Pırasa, C. Turp, D. Sarımsak. De yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, geçersiz iki seçeneği alalım o zaman. Turp, sarımsak. D. Sarımsak, son karar. Beşinci soru. Mavi renkli masalarda oturup müziği dinlenen bir yerde deniz mahsulleri yiyorsanız hangi ülkedesiniz demektir? A. Hollanda, B. Yunanistan, C. İtalya, D. Brezilya. B. Yunanistan, son karar. Altıncı soru.
Sükut-u hayal sözündeki sükut kelimesinin anlamı nedir? A. Düşme. B. Bozulma. C. Son. D. Gölge. Sükut-u hayal sözündeki A. Düşme sükut. Son karar. Sesli bir soru geliyor. Şimdi dinliyoruz Emre önce. Dinlediğiniz şarkıyı hangi müzik grubu seslendirmektedir? A. The Doors. B. Deep Purple. C. The Eagles. D. Genesis. Burada seyirci joker hakkını kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Emre size soruyor. Dinlediğiniz şarkıyı hangi müzik grubu seslendirmektedir? A. The Doors, B. The Purple, C. The Eagles, D. Genesis. 10 saniye. Şimdi seyircilerimiz B. %31 demiş, C. %29 demiş, D. %23 demiş. Onlar da biraz ikircikli gibi. Evet. B ile C arasında. Evet, B ya. Ve C arasında. O zaman ben telefonla joker hakkımı kullanayım. Telefonla joker hakkını kullanmak istiyor Emre Aygün. Cem Aygün'le mi, Mert Can Akan'la mı, Zeliha Yiğit'le mi görüşmek istiyorsunuz? Zeliha Yiğit. Zeliha Yiğit. Neyin oluyor sevgili Emre? Kız arkadaş. Ne işle meşgul? Müzikolog. Konservatuvar mezunu, şimdi müzikolog. Müzik bilimleri diyelim yani. Yani bilir, umarım bilir bilmezse de sağlık olsun. Alo, merhaba Zeliha Yiğit. Merhabalar. Merhabalar, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Emre ile yarışıyoruz. Kim Milyon Olmak ister yarışma programında. Oradan arıyorum. Evet, umarım güzel geçiyordur diye düşünüyorum. Güzel geçiyor, güzel geçiyor. Baraj sorusu. Şimdi eğer... Baraj sorusu. Bilirse Zeliha Yiğit çok güzel olacak. Hazır mısın? Tamamdır. Önce hazırım. Dinliyoruz, soruyu dinliyoruz. Sonra Emre soracak. Tamamdır. Zeliha, bu şarkıyı hangi müzik grubu seslendirmektedir? Deep Purple, The Eagles, Genesis. Emre'cim, muhtemelen büyük ihtimalle The Eagles. The Eagles. Yani Genesis ve Deep Purple'dan böyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Muhtemelen The Eagles diyorum ben. Tamam, peki. Sağ ol. Teşekkür ederim, başarılar. Sağ ol. Evet, Ben de The Eagles'la takılmıştım ama The Eagles diyeyim. C. The Eagles son kararım. Seyir de öyle söyledi. Soldier of Fortune ya. Çok meşhur bir şarkıdır. Hiç duymadın mı? Hiç Deep Purple'cı değilim. Hiç değilim. Ama bu şarkı çok meşhur. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Sağlık olsun. Rica ederim. Mutlu günler dilerim. Bir dakika.